Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye söyledi? Bunu niye yapmadı? Bunu niye söylemedi? İtaplı sualine vesile olacak sözleri, fiilleri Allah dünyada nasip etmesin. Etmişse, olmuşsa Settar ismi hürmetine af eylesin. Geçmişlerimizi haberdar eylesin. Sohbetim şu: İnsan niye sıkılıyor? İnsan niye sıkılır? Canı niye sıkılır? Çarelerini bahsedeceğim. Hani asıl belası ya, buhran, bunalım, panik atak. Kime dokunursa hemen dert fışkırıyor. Ya kendisinden, ya ailesinden, ya komşusundan. En büyük bela kendi başı, kendi aklı. İnsanın en büyük sorunu kendini idare edememesi, kontrol edememesi. Ya bir vesvesesi var veya bir vehmi var. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle insan kendisini nasıl mutlu hisseder, ondan bahsedeceğim. Kur'an'daki ilk önce sure numarasını söyleyeceğim. Sonra ayetler bahsedeceğim. İnsan kendisini nasıl mutlu hisseder? İsra suresi 37. ayette diyor ki: kibirli olma, alçak gönüllü davran. Kibirli olma, alçak gönüllü davran. Niçin kibirli olur bir insan? Çünkü küçük olduğu için. Büyüklerine ihtiyacı vardır. Büyükler niçin büyüklerine ihtiyacı yoktur? Çünkü büyüktür. Kibire ihtiyacı yoktur. Kibirlenmek bir ihtiyaçtır. Kimin? Zayıfların özelliğidir. Belediye başkanı çıkıp da kendisini göstermek için joplarla simitçi kovalamaz. Buna ihtiyacı yoktur. Zayıf adam kibirli olur. Aciz adam gururlu olur. Onu bastırmak için gururunu, niçin gururlu olur? Aciz olduğu için. Aciz insan, acizliğini bastırmak için gururlu ol, kafası inmez aşağıya. Müddessir suresinde 1. ve 5. ayetin ortalama manası şöyle: kendini fazla abartma, böyle yüceltme, büyük gösterme, küçülürsün. Büyük görünme, küçülürsün. Meziyeti varsa hafa turabında kal ki ne şüneva bulursun. Hafa turabı toprakta ol, toprağa düşen ağaç olur. Toprağı tenezzül etmeyeyim, yukarıda kalan kurur. Güneş onu kurutur, rüzgar onu savunur. Tevazu sahibi, tevazu sahibi diyor ki Tekbir suresi 25-27. ayetlerin ortak manası: her şeyin üstesinde gelemeyeceğini asla unutma. İnsan aciz olmasının sebebi her şeyin üstesine gelebileceğini, kendisinin kendisine yeteceğini zannediyor. Der ki güzelliğine güvenme, bir sivilce yok eder. Sağlığına güvenme, bir mikrop yok eder. Bir mikrop yok eder. Allah bu kainatı zıddıyla yaratmış. Gençliğin arkasına ihtiyarlığı takmış. Siyahın arkasına hastalık koymuş. Baklavanın arkasına tuvalet koymuş. Hayatın arkasına ölümü koymuş. Peki ne yapacağız? Nerede ne yapman gerekiyorsa onu yap. Şu anda camiye bir düşünme. Yaşarken
Uzun yaşamayı değil, doğru yaşamayı düşün. Uzun yaşamak isteme, onu şeytan istedi. Allah'a dua etti ve Allah duasını kabul etti. Şeytanın, senin duanı da kabul eder. Çünkü şeytanın duasını kabul etti. Ne dedi şeytan? İsyan etti abi. Bana dedi ömür ver. Allah da kıyamete kadar ömür verdi. Uzun yaşamak meziyet olsaydı, şeytan yaşamazdı. Allah Resulü'ne 63 sene vermiş aleyhissalatü vesselam'a. Şeytana kıyamete kadar ömür vermiş. Önemli olan uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Size soruyorum, kendime de soruyorum. 500 sene çınar ağacı mı olmak istiyorsunuz? Yani çınar ağacı biliyorsunuz, 200 sene, 300 sene yaşar. Mesela Bursa'da bir çınar ağacı var, gördüm, görmüşsünüzdür belki. Çınar ağacı 737 sene bile yaşamış, tabelası var. 700 sene. Değil mi? Sizin köyde de vardır, yani gölge vardır vesaire. Kaç belki 100 sene, 200 senelik vardır, 300 sene. Değil mi? Peki, 300 sene kereste, kütük, ağaç olmak mı isterdin? Bir saat insan mı? 300 sene kütük olacaksın dünyada veya bir saat insan olacaksın. Demek ki insan olmak lazım. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Ne lazımsa onu yap. Size Davud Aleyhisselam'ın ayetini söyleyeyim. Hatırıma getirdi Allah. Arapça değil, İbranice değil, Allah-u Alem Süryanice olabilir bilmiyorum. Yani Davud Aleyhisselam ayetinde şöyle geçiyor. Keboşta, kebatoşta, iyonoşta. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki, doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Bir daha, keboşta, kebatoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Başka bir ayet. Bakara suresi 156. ayet. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir ümit işi olduğunu aklından çıkarma. Şeytanın 52 tane sufli sıfatı var. 55 değil mi Hasan abi? 55. Tamam düzeltiyorum. 55 tane sufli sıfatı var. 55 tane. Bunu alimler dörde indirmiş. Yani kulası olsun, öz olsun diye. Dört tane sıfata bakın. Çünkü Bakara suresinin 156. ayetindeki hulasa bir mana bu mevzuyla alakalı, çok mana mertebesinde bir manası. Yoksa bu mana değil. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor demek o kadar büyümüyor tabi. Nice, nihayetsiz mana mertebesi vardır. Her ayette mutadil mana vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Dolayısıyla bir manası şu. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir ümit işi olduğunu aklından çıkarma. Ümitsiz olan şeytan olduğunu, şeytanın 55 tane sıfatı olduğunu, onu alimler dörde indirmiş. Ben size dört tanesini okuyacağım şimdi. Birincisi, haset. İki, kibir. Üç, ben merkezli düşündü. Dört, yeğiz. Tek tek izah edeyim. Haset etti. Haset. Haset ne yapar insanı? Kuyuya indirir. Ulema der ki, haset sıfatı kuyuya indirir. Adalet insanı hapseder. İbrahim'e Yusuf Aleyhisselam'ın 11 tane kardeşi hasedinden kuyuya indirdiler. Oysa kendisi indi. Haset insanı kuyuya indirir. Adalet, nefret, öfke insanı hapseder. Mesela bak şimdi. Sen bana bir şey dedin değil mi? Ben de sana böyle yapıyorum. Bu ne demek? Bu köle ruhlu insanların özelliğidir. Benim bu davranışımı doğamdan değil sen oluşturuyorsun.
oluşturuyorsun. Mecburum sana öyle yapmaya, mukabele ediyorum. Etmek zorunda bıraktın. Dolayısıyla ben köle insanım. Kendin doğanda yapmıyorum. Bana böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yapıyorum. Bu insan kimdir? Köle insandır. Hür değil. Birincisi şeytanın sıfatı kibirlendi. Kibir. Kimin özelliğidir kibir? Küçüklerin işidir. Niçin büyük adam kibirlenmez? İhtiyacı yoktur büyük olduğu için. Niçin kibirlenir bir insan? Küçük olduğu için. Bir insan niçin gururlu olur? Aciz olduğu için. Acizliğini göstermek için. Hani çoğumuz biliriz, Anadolu'nun çocuğuyuz böyle, köyde büyümüşüzdür. Çocukken korktuğumuz zaman dağdan, çobanlıktan gelirken korkardık değil mi yayından ama kimse yok. Nasıl bir şey yapacağız, korkumuzu bastıracağız? Ben çobandım. Ben çocuktum, ben çobandım. Şimdi yayma yani merzeye koyduğumuz zaman sığırları köye ineceğiz ama korkuyorsun çocuk. Korkumuzu şöyle gidelim. Ya şarkı türkü söylerdik veya bağırırdık birisi varmış gibi. Ey dayı, tamam tamam geliyorum. Yani birisi sanki varmış, onunla konuşuyormuş gibi bağıra bağıra konuşurdum. Niçin? Bastırıyoruz korkumuzu. Yürürken yani yalnızlığın getirmiş olduğu, karanlığın getirmiş olduğu korkuyu bastırmak için. Peki sen bağırırken, türkü söylerken uzaktaki adam ne der, duysan? Vay be! Ne cesur adam ya! Baksana dağ kafasına geçirmiş. Oysa bir de bana sor ne kadar cesur olur. Korkumdan türkü şarkı söylüyorum, bağırıp çağırıyorum. Kur'an okuyorum. Niçin? Bastırmak için. Niye söyledim? Korkan da bağırarak konuşur dağdan tepede. İşte aciz insan gururlu olur. Zayıf insan kibirli olur. Bir daha söylüyorum. Şeytan niçin kibirlendi? Küçük olduğu için. Niçin büyük adam kibirli değil? Büyük ihtiyacı yoktur. Şeytanın ikinci vasfı ben merkezli düşündüm. Pergeli koydum kendine. Ben. Benim zevkim, benim ihtiyaçlarım, benim hayatım, ben yani. Evde de kavgaların sebebi budur. Kendisini merkeze koymaktandır. Ben dedi, biz diyelim. Küçük bir hakkını almak için eldeki huzur alt üst etti. Şeytanın dördüncü sıfatı, bu şeytan canım bizimle alakası yoktur canım bu şey. Konuşuyoruz da şeytanın sıfatı. Arkadaşlar, şeytanın sıfatını biz yaşarsak o anda biz de şeytanız. İnsi şeytan. Şeytanın dördüncü sıfatı yeis. Yeis mani kemaldir. Kemalata götüren her şeyin karşılığıdır, karşıtıdır. Ortadan saldırır. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser diyor meali. Bu dört taneyi toparlıyorum. Kibir, haset, ben merkezli düşünmemek ve neyse muhtela olmamak. Bakara suresi 156. ayette ne diyordu? Çaresizlik tuzağına düşme. Bin manak tabi ayetin. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir ümit işi olduğunu aklından çıkarma. Ümitsizlik ancak kafirlere yakışıyor. Bedet suresinin 5 ve 6. ayeti hulasa manası. Bir daha söylüyorum yeni gelenler için. Her bir ayetin mukabil manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. İnsanların bu asırdaki psikoloji sorunlarına bakan mana tarafını almışım. Bu ayetin içerisinde niye? Nihayetsiz mana var. Bir manası şudur. Beled 5-6 surenin. Her şeyi hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme. Her şeye hakim olamazsın. Tansiyonuna hakim olamayan bir insan neyine hakim olacak? Her gün biten ömüre karşılık kazandığın dünyevi servet seni gururlandırmasın. Servetin yükseliyor ama ömür bitiyor. Hani bir zat var diye böyle çarşı pazarda kar satıyormuş, buz satıyormuş. O zaman buzdolabı yok ya. Sermayesi tükenen adama ağlar için yardım edin diye bağırıyormuş.
Sermayesi tükenen araba, Allah için yardım edin. Lan ne bağırıyorsun dediler ya. Bak kimse bağırıyor mu senin gibi? Elmanı satıyor, kimse bağırmıyor. Ya ben diyor, sermayem tükeniyor. Buz yani. Eriyor ya. Servetin artırmaya çalışıyor ama verdiği bedel ömür. Ömür veriyor. Ona seviniyor ama ömrün bittiğinin farkında değil. Her şeye hakim olamazsın. Neyine hakimsin ki? Uykuna hakim değilsin. Tansiyonuna hakim değilsin. Kalp nabızlarına hakim değil insan. Neyine güveniyor ya? İmam-ı Geylani, Abdülkadir-i Geylani Kudüs'e sürüyor, Bağdat'ta dolaşıyormuş. Bir adam şimdiki mafya adıyla mafya ceketini almış omuzuna, böyle adam kral gibi yürüyor. Gururlu kibirli ya. Bu büyük zatlar lafılarını esirgemezler, söylerler. Demiş ki, ne bu gurur kibir demiş o adama. Adam demiş ki, galiba beni tanımadın demiş. Yani Bağdat'ın kabalayısı. Geylani Hazretleri diyor ki, tanımaz olur muyum demiş. Başlangıcın bir damla pismenin, sonu bir avuç toprak, ikisi arasında yürüyen, karnında bilmem ne taşıyan, ben diyemiyorum burada, karnında işkembesinde bilmem ne taşıyan ve karnında böyle bir pisliği olan üzerindeki kafada kibir olamazdı. Şimdi şu dünyada poşette insan pisliği taşıyor. Gururlu kibirli. Lan ne yapıyorsun? Kaldırın. Ya bunu taşıyan adamın kafası kibire layık mıdır? Karnımızda ne taşıyoruz ya? Bir iki kilo pislik var. E bu karnında bu pisliğin üstündeki kafada gurur olur mu ya? Yakışır mı? Hucurat suresi 10. ayet. Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. Ya Muhammed suresi 7. ayet. İyiliği karşılık beklemeden yap. Vermek Allah'ın adı olduğunu unutma. Vermek Allah'tır. Peygamber aleyhisselam vesselam buyuruyorlar ki hastalığınızı diyor sadaka ile tedavi ediniz. Ama şeytan ne der tüker diyor. Tüker böyle diyor. Sol tarafına diyor hadiste geçiyor. Kişinin yanına gelir verme verme. Zekat için diyor ya biter diyor. Ha? Oysa vermek almanın ta kendisidir. Verebilmek almayı hak ediyor. Seven sevilmeyi hak ediyor. Merhamet edene merhamet edilmeyi hak ediyor. Acıyan acınır. Verilene verilecektir. İsa Aleyhisselam'ın ayetinde öne geçer. Verilene verilecektir. Kim onlar? İsteyene verilecektir. Rum suresi 21. ayet. Tek başına mutlu olamayacağını bil, çevrenin mutluluğu için gayret göster. Çünkü bir insan tek başına mutlu olamazsınız. Mesela şöyle diyeyim. Evinizde hanımın, kızın, oğlun, torunun vesairenin dişi ağrısa, kıvransa, sen hiçbir şey yokmuş gibi rahatça yatabilir misin? Yatabilir misin? Yatamaz. Demek ki mutlu olmak için herkesin mutlu olması lazım. Bir yerde Müslümanların burnu karnı sana senin burada yemek iştahını verir. Ne? O zaman tek başına mutlu olamayacağını unutma. Mutluluk kompledir. Yani beraberle ancak mutluluk olur. Bakara suresi 83-87. ayet bir mana. Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş. Ölüm insanın en büyük meselesi kabirdir. İnsanın en büyük meselesi kabirdir. İnsanın önünde kabir olduktan sonra dünyanın hiçbir şeyine güvenmesin. Niye? Güvenmemek lazım. Çünkü hepsini yok ediyor, tersine çeviriyor. Kabir meselesi çözülmesi lazım. Kabir izah edilmesi lazım. Dersin başına şöyle demiştim. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. 500 sene çınar ağacı olmaktansa dünyada bir saat insan olmak lazım. Uzun değil, doğru yaşamak lazım. Uzun yaşayıp
yaşayacağım, siyahlı yaşayacağım diye hayatını kabusa çevirme. Vazifeni yap, vazifeyle karışma. Herkes işini yapıyor. Allah'ın icraatına karışma. Tek başına mutlu olamazsın. Ölümden korkmak yerine vazifeyi yapmamaktan kork. Kabre girmekten korkmak yerine namazsız yatsı kılmadan yatağa girmekten kork. Ölümden değil, kitap okuyamamaktan kork. Bakara suresi 263. ayet. Hocam ne kadar zamanınız var? Ona göre hızlı ve yavaş geçiyor. 15. Hızlı gidiyorum, izah yapmadan. İstifade etmenizi istiyorum. Bakara suresi 263. Yaptığın iyilikleri unut, aldatarak onların kıymetsizleştirme. Nisa suresi 58. Karar verirken vicdanın sesini duymamazlıktan gelme. Vicdanın ölçüye. Enfal suresi 56. ayet. Sözünde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma. Furkan suresi 43. ayet. Heveslerini kendine ilah edinme. Furkan 63. Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle. Mesela birisi sana bir şey yaptı. Ona karşılık vermeye ihtiyacı kölelikten kaynaklanıyor. Mecbur olduğundan sen bana böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yapıyorum. Bu senin köle olduğunu gösteriyor. Öyle yapmak zorunda kalmışsın. Oysa senin doğan değil bu. Öfkelendiğin zaman sakın insanın gözüne bakma. Öfkelendiğin zaman şu soruyu kendine sor. Şahsiyetime mi saldırıyor, mukaddesatıma mı saldırıyor? Şahsiyetine saldırıyorsa diyor ki Kur'an affet diyor. Ve ariz anil cahil. Yüz çevir git diyor. Öfkelendiğin zaman üçüncü madde, iki saat sonra sende bu öfke kalkacak, onu düşün diyor. Hazreti Ali'nin bir ifadesiyle öyle bir iletişim kur ki sonra dost olacağını unutma. Furkan suresi İnşirah suresi 1-3. ayet. Seni kusursuz edecek işlerden uzak dur. Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle. İnsanı en çok aktif edenlerden bir tanesi de hırstır. Hırsı makul bir zemine oturtur. Maun suresi 4-5. ayet. Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceğini iyi tart ve bir ölç. Elimize kantar, bir elimize kantar, bir elimize metre koyup öyle konuşmak, öyle yapmak lazım. Yani ölçmek, tartmak lazım. Mücadele suresi 7. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalmayacağını unutma. Mutlaka çıkacaktır. Yavla tebe sırar, yavla tebe sırar. Her şey ortaya çıktığı gün. Rahman suresi 7 ve 9. Çıkarcı olma, adil davran. Tekasür suresi 1-2. Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme. Tevbe suresi 40. En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma. 19-22. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla. Fetih 27-28. En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var. Hakka 33-35. Hayatının vazgeçilmezleri olsun, onları küçük çıkarlar için asla feda etme. Kırmızı çizgilerin olsun, hayatın temel taşları olsun. Haşr suresi 10. ayet.
muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Men dakka dukka sırrını unutma. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Güvenilir dost arıyorsan güvenilir ol. Kalem suresi 1. ayet. Yazdıklarını ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Ne yaptın, ne söyledin. Senin peşini bırakmayacak o. Unutma, gücünü insanların yararına kullan. Münafıkın 4. Bencil olma, tebrik etmeyi. Yani ben mesela piyasada esnaflık yaparken, mal satarken evin adamı diyorum evine göre, ne kadar yüz suyu döküyoruz, ne kadar ittifaklar yapıyoruz, ne kadar haklarını alıyoruz. Ama senin çoluk çocuğunun sevk idaresine büyük bir mevki tutan eşin, çocuklarının annesi ve evdeki bu kadar hizmetlerini gören hanıma, ya o kadar ittifak kendisi olmuşuz ki eline sağlık hanım, ne kadar güzel oldu diyemiyoruz. Bari şöyle söyle ya, böyle de yani, ben böyle diyorum da diyemiyorum gururumdan dolayı. Ya maşallah eline sağlık, ne kadar hoş yemek yaptın diyemiyorum. Gurur bırakmıyor beni. Ama şöyle diyorum, sen de galiba bugün çok acıktım da yemek ondan çok lezzetli olmuş. Bari böyle ittifak. İltifat kimisi olmuşuz. Ne olacak ya, desin ki eline sağlık diyemiyorum. Maalesef. Saf suresi 2, yalandan uzak dur. Yusuf 32-33, modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme. Haramlık, selamlık ve internet dünyasından uzak dur. Hayatımızı perişan etmiş. Ankebut 41, İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklına çıkarma. Nedense biz dostlarımız öldükten sonra kıymetini anlıyoruz. Öyle de bilmiyoruz. O zaman ben böyle bir çare buldum. Bilmem siz nasıl buldunuz. Madem dostlarımın kıymetini öldükten sonra anlıyorum, o zaman hayale dostumu öldürüyorum. Öldü kabul ediyorum. Sonra ona öyle davranmıyorum. Korkmadı, çıktı, geldi. Ha? Çünkü bir insan ölmeden kıymetini bilmiyoruz. Sağlık gittikten sonra anlıyoruz. Bir dostumu hastaneye ziyarete gittim sevgili kardeşlerim. Yoğun bakımda nefes alıyorum. Cihaz takmışlar. Yapayım. Doktora dediler ki alır mısın dedi. İşaret ediyor. Yoğun bakım. Böyle. Bana zor şöyle dedi. Dedi ki, ama böyle rahat konuşamıyor tabii. Hocam, ne olur bazı derken, Müslümanlara bir de ki, yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan nefes aldıklarının farkındalar. Sana kapattım. Şu anda yoğun bakımdasınız biliyor musun? Bak ünite takılmadan, neye değişirsin şunu? Astım hastalarından sonra. Nefes almak ne demek olduğunu, buraya yürüyerek gelmenin peşte hastalara sor. Almalara sor, sopalı almalara sor, göz nedir? Ya ne kadar iyi. Huzur var ya huzur. Huzurunu nereye değiştiririz? Allah. Bir tane şey söyleyeyim, cenaze evinde geçenlerde konuşuyordum. Adamın bir tanesi şöyle bakıyor, dalga gitti böyle bana. Ben de insan niçin mutlu değil, onun dersini yapıyordum. Cenazeydim ama karımım. Adama dedim ki, ne o dedi, müzeşyası gibi seyredir gibi seyrediyorsun. Kalbim nedir böyle dalga? Uyandı, ne dedi biliyor musunuz? Esen yurtta oldu. Geçen birkaç hafta önce. Hocam dedi, şu anda bu sohbet o kadar uzun değil ki. Bu hayatımın sonuna kadar değil. Sırf bu huzurun sabaha kadar olsa, dünyada hiçbir şeyin olmasa. Yanındaki bir adam diyor ki, ya da genç, hocam diyor bu adam kim biliyor musun dedi. Hani hiçbir şeysi yok olunca, vaat etmek kolay ya. Diyor ki, siteleri yapıp satan, Esenyurt'ta 7 tane fırını olan adamdır.
Bu adam diyor ki keşke hayatımın tamamı bir sabaha kadar huzurlu olsam da sabaha 5-6 saat hiçbir şeyim olmasa. Ya biz bir şeyler elde etmek adına mutluluğumuzu, dostlarımızı feda ediyoruz. Zaman geldiği için ben çabuk gideyim. İnşallah zaman kalırsa 5 dakikam var. Ya 6 dakika. Vesveseden bahsedeceğim size, bir örnek vereceğim. Vesvese çok var piyasada, ona ait bir örnek vereceğim. Kürsüden ineceğim. Ali İmran Suresi 92. İyilik yapma arzusunu şarta bağlama, vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma. Bak, Allah Ali İmran Suresi'nin mutabit manası var o ayetin. Bak, her bir ayetin mutabit manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Bu manada, bu ayetin manasına bakın. Ali İmran 92. İyilik yapma, şarta bağlama. Sen bana böyle yaptın, ben de sana böyle yaparım deme. Yaptığım iyilik bana gözünü dizine tutsunlar, bir de iyilikten alalım deme. Sen ödemek onun için yaptın. Şarta bağlama, vermek almaktan daha büyük ihtiyaçtır, unutma. Mesela diyor ki delikanlı, ben seni seviyorum diyor. Kız diyor ki ben seni sevmiyorum, hop intihar ediyor. Sevmekten daha ciddi ihtiyaçtır sevildiğini bilmek. Bak seviyor, yetmiyor ona, ille sevilmek istiyor. Sevdiğin yetmiyor mu? Yetmiyor. Sevildiğini bilmek lazım. Sahabeye sormuşlar, ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Ben çabuk çabuk hemen anlatayım. Hatırıma kaldığı kadar 5-6 tane hadisi kutsi. Bak, değişik sahabe, değişik yerde, değişik zamanda aynı soruyu sormuş. Ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor. Bir, Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını ne kadar görüyorsan Allah seni o kadar seviyor. İki, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Üç, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Dört, Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Beş, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Ya. Başka, Enam suresi 50. ayet. Ön yargıyla hayatını kendini zehir etme. Enam 60. Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kabusu olmasın. Her şey senin bilginle çözülecek değildir. Ferhat 1.5. Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç. Haç 46. Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğunu zannetme, koşullanma. İbrahim 42. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. İsra 23. Anne ve babana of bile deme. Nisa 149. Kendini sürekli övmekten uzak dur. Yunus 12. Vazgeçilmez olmadığını kabul et. Necm 3. İnanma duygusunu diri tut. Şimdi ben, saat geldi değil mi? 5, güzel. Vesvese'den bahsedeceğim. Çok sorulduğu için vesvese, panik ataklara bir misal vereceğim. Arkadaşlar, bu beden odun gibi düşünün, odun. Odun da zıtların cemiyidir, toplamıdır. Odunda duman var mı? Var. Nur var mı? Var. Yani odunu yaktığın zaman ışık aydınlatır. Odunu yaktığın zaman duman var mı? Var. Kara örter üzeri. Şimdi odun dumansız olur mu? Olmaz. Ne kadar kul olsa gene bir duman çıkar. Odun da nur olur. Odunun en büyük düşmanı kimdir? Ateş. Ateş içindedir. Nur ışıktır. Odunun içi karanlıktır. Karanlığın içerisine Allah nuru saklamış. Odundan kasıt, biz de anlatıyorum ki zamanı geldi. Odundan kasıt bedendir, beden. Odun gibi düşün insanı. Odunda Allah dumanı hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse bedene de nefsi o yerleştirmiştir. Aynı ilim ve teknoloji. Odundan kasıt insandır. Odundaki duman nefistir. Odundaki nur ruhtur. Odundaki ateş nefistir, şeytandır.
Şeytan ateştendir diyor. Odunun en büyük düşmanı kimdir? Ateş. Ateş nerede? Odunda. Allah öyle bir teknoloji kullanmış ki nurla, ışıkla, dumanı toplamış, odun yapmış. Anladık burayı? Odun ne kadar ıslak olursa dumanı fazla olur. Güneşe koyarsak duman az olur. Odundaki üç tane şey: duman, nur, odun. Odun bedendir. Odundaki duman nefistir. Odundaki ruh, cennur, ışıktır. Şimdi odunda iki tane zıt yapı var: duman, nur. Örten, açığa çıkartan. Boğan, gösteren, değil mi? Ha, bu bedende 18 bin alemin fırlansası olan nefis var, ruh var. İki tane zıt karakter var. Bu böyle derse, bu böyle der. Bu böyle git derse, bu böyle git der. Mesela diyor ki secdeden, Allah'a imamlık yapıyorum. Bak şimdi, lojmandan çık, lojmandayım, abdestin yok demedi adam bana. Geldim cemaata, sünneti kıldım. Bana şeytan yok demiyor da, abdestin yok demiyor. Farzı kıldırdım, teravihi kıldırdım, selatı bitirdim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdestin yok diyor. Niye diyor bana bu abdestin yok? Benim dindar olmamı istiyor. Abdestsiz kılmamı istemiyor değil mi? Peki niye lojmanda demedi bana? Niye sünnette demedi, selatı bitirdi dedi? Çünkü demeyeceğim cemaat. Benim abdestim yok ha. Candan aşağı atarlar seni ya. Burasına kadar gelmiş. Cenab-ı Hakk'ı demişsin. Anlamıyorsun, benim abdestim yok. Ha, kim o? Odundaki duman. Şimdi geldiği zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Abdestin yok. Ben zaten abdestim. Dediğin zaman diyor kulağım, ben de daha serseri. Ne diyecek daha? Çünkü anladın, uçağa ayıracaksın kendini. Benim nefsim, benim ruhum. Bu diyor ki Allah yok. Bu diyor ki var. Sen de eğer içimizden doğan sesleri, duyguları, fikirleri sırf kendinden zannediyorsan endişe edersin. Dersin ki ulan ben ne biçim kaptaşıyorum ya? Şuraya bak ya, Allah yoktur geliyor. Secdeye kadın geliyor, para geliyor. Allah'a bunları mı secde ediyorum? Hayır kardeşim, odundaki duman gibisin. Odunda duman var, bu benim nefsim, bu benim ruhum. İki tane zıt karakter var. Sen bunların dışındasın. Nefse diyeceksin ki sen nefissin. Kendini üçe ayırırsan vesveseden kurtulursun. Bu böyle diyecek. Bak ben ne dedim namazda? Abdestin yok dedi. Ben ne dedim? Hakikaten ya Allah Allah, niye abdestin yok? Ne zaman kaybettin? Nasıl yaptın bana? Hayda, alıp götürün. Ben ne yaptım? Bak lojmanda demedim. Sünnette demedim. Farzda demedim. Teravihi kıldırdım demedim. Kandil'e gelmişim salatı bitirde. Bana diyorsun ki abdestin yok. Ben de yedim yani. Ben dedim, ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olur mu? Baktık ona, ben de daha sersin. Çekil gitti. Ne diyecek? Tanıdım adamı yani. Bu duman olduğunu. Kendini üç ay. Allah'a küfür ediyor. Hiç endişe etme. Çünkü Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Büyük cihat budur işte. Saatim geldi mi? Peki inşallah istifade edilmiştir. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tu ve selamat. Merak edeniniz varsa bu yazıları nurdersi.com sitesinden bakabilirler.